Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizin yorumlarda en çok merak ettiğiniz 5 soruyu ben de ekip arkadaşlarıma sizin adınıza soracağım. Müsaadeniz var mı? Tabii ki, tabii. 1. Cüneyt Özen neden videolarda yok? Cüneyt abi kendisi oyuncu olduğu için zaten bizden önce de dizilerde yer alıyordu. Yani bize skeçlerde olmayacağını, dizilerde devam edeceğini söyledi. Biz de anlayışla karşıladık. Kendi isteğiyle. Yani fikir ayrılıkları tabi oldu. Çünkü adam profesyonel, biz amatörüz. Daha sonrasında böyle bir karar aldı. Skeçlerde olmayacak, dizilerde devam edecek. Kendisi ATV'de bir zamanlar Çukurova'da oynuyor. İnşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz. Kendi isteğiyle skeçlerde olmayacağını açıkladı. Zaten bizim ona gelme, oynama deme gibi bir haddimiz yok. Yani öyle oldu. Dizilerde devam edecek Cüneyt abi. Şimdi ikinci merak edilen sizin adınıza soruyu ben Rıdvan Kevre'ye soruyorum. Katıl butonu ne zaman açılacak? Bizim sosyal medya işlerine Harun Kebrek bakıyor, kuzenim olur kendisi. Ya o ne zaman olur dediği zaman biz de... Gerçi bizle alakası yok, o ne zaman açarsa... Demek ki açılmıştır ha. O zaman açılacak. Yani biz tam bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Biliyor mu katıl butonu? Sen biliyor musun? Ben yorumlara çok biliyorum. Ben de katıl butonunu bilmiyorum. Yani şu an bu ekip sosyal medyaya biraz uzak. Bizim sosyal medya işlerimizi kuzenim yapıyor. O ne zaman beyler açıyoruz dedim mi açılacak. Yani ama açılacak. Bize destek vermek isteyen herkese teşekkür ederiz. Bu katıl butonu ile ilgili çok yorum görüyoruz. Evet. Sağ olun. 3. Buluşma yapacak mısınız? Bunun cevabını ben verebilir miyim? Tabii ki. Verir mi? Tabii. Buyurun. Buluşma, ben şahsen buluşmaya karşıyım. Çünkü insanları ayağıma çağıracağıma ben kendim insanların ayağına gitmeyi tercih ederim. Bir de özellikle insanlar buluşma yapacağım deyip insanları çağırıyor. Ve gelen kişilerden hesap alınıyor, yani yedikleri işçilerin hesabı alınıyor. Ben bu tür şeye gelemem herhalde, ben sevmediğim için böyle şeyi. Buluşma ben şahsen yapmam. Bir de şu an koronadan dolayı ya, zaten korona kalabalığın bir araya gelmesi doğru değil. Ben İstanbul'a gittiğimde mesela bir mekanda hikaye attığımda yazan oluyordu, abi yakınız falan. Harun sağ olsun beni arabayla neredeyse o kişi yanına götürüyordu, konuşuyorduk. Resim çektiriyorduk, sonra dağılıyorduk. Daha iyi değil miydi? Daha iyi. Temiz. Dördüncü merak edilen soruyu size sorayım mı? Sor. Zaman makinesi dışında bir dizi daha çekecek misin? Bunu ben de merak ediyorum. Abi sonuçta ben de merak ediyorum. Çünkü senaryo sen yazdığın için ben de merak ediyorum. Abi zaman makinesi dışında dizi olacak mı? Olacak. Neden? Çünkü biz sadece böyle bir konuya bağlı değil, sürekli değişik şeyler üretiyoruz. Her an farklı bir dizi de gelebilir. Valla zamanlı... Şöyle bir şey de var. Zaman makinesi dizisi. Saatini, gününü ayarlamışız. Bazen ister istemez aksilikler oluyor. Ben gelemiyorum, Mustafa gelemiyor, Nasir gelemiyor. Yani dizi işi sıkıntı. Sadece dizi yapacaksın. Haftada bir gün dizi yapacaksın. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Ekiptekiler de hepsi çalışmayacak. Ha. Abi bir hafta boyunca sadece dizi çekeceğim. Bizim öyle bir vaktimiz yok. Yemin ederim diziyi bir günde çekiyoruz. Vallahi. Bir günde. Yani hepsini çağırıyorum. O gün direkt bodozlama dalıyoruz. Başlıyoruz. Allah ne verirse hızlı hızlı çekiyoruz. Bir haftada çekecek olsak herkes senaryosunu daha iyi ezberler, daha iyi şeyler çıkarabiliriz ama biz bir günde çektiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Nasir yokusuz geliyor, ben kirli geliyorum, Mustafa yorgun geliyor. Zor. Yani inşallah eğer iyi bir yere gelirsek Allah'ın izniyle bu arkadaşlar nereden bir işte çalışmasa daha kaliteli içerikler çıkarabiliriz. Ama en kısa zamanda ben inanıyordum, çok güzel şeyler olacak. Diğer merak edilen soruyu sorayım mı? Tabii. Ekibe yeni yüzler katılacak mı? Niye yüzümüz eski değil mi? Demek ki eskimiş ki adam öyle. Ya yeni ekip derken yani tabii mutlaka. Yeni ekip değil. Ekibe diyorum yeni yüzler atılacak mı? Yeni kişiler. Ya mutlaka olacak o. Ekip büyürse, projeler büyürse mecbur gelmek zorunda. Ben olayı anlatayım mı? Anladım. Seni de nasıl bu ekibe dahil ettiysem, Serhat'ı da Mustafa'yı da. Çağırırım, rica ederim. Baba bak böyle bir proje var. Gel bir oyna. Sen gelirsin. Sadece bir selamun aleyküm dersin. Adam izler seni der ki çok iyi ya. Bunu alın. Yazar yorumları belirtir. Ondan sonra ister istemez ben seni aldım. Ufak zamanında ben Nasir'i aldım. Sadece para verdim. Yap bakım hareketini konuşmadı bir de. İlk para değil. Sen Süreyya videosu. Alakası yok. Adres sordun. İlk videosu. Abi yok. İlk ben tektim diyorsun. Tek. Para İlk verdim buna. Dedim ki ekmek alacağım 1 lira. Böyle yaptı. Yok dedi. O günden. Sana tokat attı. O değil kardeşim, sen daha bizi takip etmiyorsun. Bu adam bizi takip etmiyor. Adam ekibe yeni yüzler, yani yeni kişiler katılacak mı? Niye bizim yüzümüz eski değil mi? Yüzümü yıkadım. Ekibe yeni yüzler, yani yeni kişiler katılacak mı? Son soru bitti. Abi katılacak. Zaman makinesi dizisi çekiyoruz. Mesela yarın çekimlere başlayacağız. En az 9-10 tane böyle yeni yüz lazım. Mecburen katılacak. Bu yeni yüzler eğer iyi oynarsa, kendini sevdirirse
yeni yüz yavaş yavaş aşağıdan yukarı çıkacak. Aynı senin beni figürana aldığın gibi onlar da seni figürana alabilir. Adam çok iyi oynar. Tabii geçer canım. Abi başa. Devam eder. Yani yeni yüzler olacak. Evet arkadaşlar, merak edilen soruları bitirdik. Ben de şimdi sizden müsaade isteyeceğim. Sizin merak ettiğiniz bir soru var mı bana sormak için? Var. Bu elbise ne zaman değişecek? Allah'tan kork, bu sabah gidik. Ya bir git oğlum ya. Ne zaman gidiyor? Tam cevap oydu. Sen sor. Evet. Gerçekten bu işi yapmayı seviyor musun? Yok. Gerçekten yok. Çünkü şu an iki iş birden gitmiyor. Benimki de öyle geçerli. Ama ben çok seviyorum. Abi sevenlerine destek olmaya çağırsana. Bu sayfa 100 bin oldu, seni işten çıkaracağız demedik mi? Aynen. Abone olun dersen abone olurlar, işten çıkarsın, iki iş yapmasın. Aynen. Böyle bize söylüyor. Ben sok oldum yok deyince. Evet abi, kapatabilirsin. Bu arada siz bu videonun altına da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Başka bir videoda onlarla cevaplayabiliriz. Kapatabilirsin hocam, sen açtın sen kapat. Bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar karşınıza en güzel şekilde çıkma dileğiyle hoşça kalın, huzurla kalın. Tamam, konuşmayı öğrenmişsin ha. Boşuna mı eğitim alıyorum?